Rahat asker. Sıradan bir kaza değil. Biri beni yoldan çıkarmaya çalışıyor. Prime? Sen ne yaptığının farkında mısın? Evet, olamaz. Hadi bas gaza Niko. Rat bize yaklaşıyor, olamaz. Hayır. Prime! Beni duyuyor musun? Üzgünüm aşağım fuavları. Optimus şu anda burada değil. Öyleyse beni burada yoldan çıkarmaya çalışanın o olduğu anlaşıldı. Aşağım fuavlar, bu pek olası değil. Bunu yanan lastiklerime anlat. Optimus'a benziyor. Prime'lar kaçmaz. Sen orada iyi misin? İyiyim asker. Evet işte bu. Işığı takip et. Ah, bekle ne?
Kelimelerine dikkat et, Ratchet. Arsi, sen iyi misin? Evet. Optimus'un üzerime saldırması hariç. Demedim mi ben size? Bu imkansız. Ben gördüğümü bildiriyorum. Optimus neden Ajan Fowler'a zarar vermek istesin? Belki yeniden bir Decepticon olduğuna inanıyordur. Ya da bunca zaman iyi adam rolü yapıyordu. Eğer Optimus Ray'den çıktıysa, sebebi ne olursa olsun ciddi bir sorun var. Bu çok saçma. Optimus'un sinyaline bakarak bu geceki olay yerinin yakınında olmadığını ortaya çıkartabiliriz. Aslında şimdi buraya geri geliyor. Bir sorun mu var? Sadece nerede olduğunu merak ettik. Sana bir türlü ulaşmayı başaramadık. İletişim ağımızın dışında bir yerde bulunuyordum. Yavaş ol. Bir yeraltı enerjon deposundaydım. Hadi bu Optimus, baksanıza. Biz özür dileriz. Onları suçlama Prime. Bu gece otoyolda sana fazlasıyla benzeyen koca bir tır tarafından saldırıya uğradım. Dur! Burası yasak bölge. Araçtan çıkın yoksa ateş açacağız. Optimus Prime, Autobotların lideriyim ve size şu mesajı getirdim. Efendim? Ne? Ama bu imkansız. Bakın, bana inanmanız lazım. Onun Prime olmadığına eminim ben. Eldon askeri üssü saldırıya uğramış. Optimus Prime tarafından. Tır mı? Autobot. Orada. Takviye birliklerini getirmiş. Ateşe devam edin. Otobotlar, merkeze dönüyoruz. İnsanlara kesinlikle zarar vermememiz gerekiyor.
Hayır General Bryce, Optimus Prime bize asla saldırmaz. Çünkü haberi aldığım anda ben Prime'la birlikteydim. Evet efendim, Autobotlar asker üssüne gitti. Ama yalnızca ilk saldırıya karşılık vermek için. Ama efendim... Tamam efendim, anlıyorum. Peki sonuç nedir? Askeri personele herhangi bir Autobot'u gördükleri anda yakalama emri verildi maalesef. Şaka mı yapıyorsun? Ama onlar masum. Optimus'a iftira atıldı. Ne kadar kötü olsa da askeri emir geri alınmaz. O sahtekar insanlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. 10 metrelik dönüşebilen bir sahtekar. Gerçekten başarmışlar. Onlar kodları sonunda kırmışlar. Mac. Paralak ya da gecikme var mı? Televarlık arayüzü sorunsuzca işe yaradı. Hem araç hem de robot modunda. Mac, breakdown'ı kaçırmış ve görünüşe bakılırsa baştan aşağı yeniden şekillendirmişler. Oradaydım. Ve yakın geçmişte Starscream'in T-dişlisini ele geçirdiğini biliyoruz. Ve açıkça benzerini yapmak için yerleştirmişler. Böylece gerçek bir araç formuna dönüşebiliyor. Depoyu enerji onunla doldurun. Ve Nemesis Prime'a merhaba deyin. Peki nereden başlıyoruz? Mac üssü her yerde olabilir. Buna gerek yok. Mac biyolojimizden çok şey öğrenmiş olabilir. Ama teknolojimizi ele geçirmeyi henüz başaramadılar. Yeraltı geçidine ulaşamadığı takdirde Nemesis Prime yalnızca araç moduna dönüşmeye yarayan bir robot olacaktır. Ayrıca Mac üssü iki olay yerine de yakın mesafede bulunuyor. Daha neyi bekliyoruz? Çıkıp Mac'in küçük bilim projesini ele geçirelim. Ajan Fowler, kendini yeniden Mac'in robotunun önüne atıp zarar görme ihtimalini göze almayın. Siz de dışarıda ellerinde silahlarıyla sizi yakalamayı bekleyen bir ordu varken çıkmayı göze almayın. Gerçekten gerekli olana kadar araç modunu korumayı sürdüreceğiz. Çalılardan başka bir şey yok. Bu bölge bomboş. Bumblebee, büyük bir dikkatle ilerle. Yalnızca etrafı tara. Senin koordinatlarında buluşalım. Autobotlar ortaya çıktı. Onları karşılama vakti geldi. Bumblebee. Gözünü dört aç. Kopyam her yerde olabilir. Affedersin. Ne? Bumblebee, duyuyor musun? Ayrılalım mı? Ve bana benzeyebilecek her şeye karşı dikkatli olun.
bekle. Eğer Silas'ın kullandığı uzaktan kontrol bağlantı frekansını kesebilirsem, o zaman tam olarak yerini de belirleyebilirim. Uzaktan kontrol mü? Mac'in tamamen kendi hareket etme becerisine sahip bir robot yaptığını düşünmüyordun değil mi? Silas'ın robotu içinden kontrol ettiğini sanıyordum. Bulket'in tek yumruğuyla işi hop, biter. Aha! Frekans kesildi. Geçidi yeniden açabilirsin. Ajan Fowler, Optimus'un gitmenizle ilgili fikrini duymadınız mı? Bu kendi güvenliğiniz için. Bak doktor, ben robotlarla falan uğraşmam ama bu işin içinde bir insanın parmağı var. Ve fark etmemiş olabilirsin ama buradaki eğitimli devlet yetkilisi ben oluyorum, anladın mı? Evet, Silas onu yoldan çıkarmaya çalıştı. Şahsi bir mesele. Optimus Prime, tekrar karşılaştık. Küçük oyununu bitireceğim Silas. Öyle mi? Galiba kahvaltıyı es geçeceğim. Uçmadan önce bir şeyler yemeliydim. Ajan Fowler, kontrol frekansı kuzey yönünde 100 metre ileride bir yapıdan aktarılıyor. Anlaşıldı. Gövdem senin bütün gücüne, hızına ve donanımına sahip. Üstün mücadele becerilerini eklersen, Mac'in mükemmel bir insan makina birleşimi elde ettiğini görebilirsin. Ama seninle aramızdaki asıl farka gelirsek, benim bedenim acıyı hissetmez. Ve bu sadece başlangıç. Düşünsene, dönüşen robotlardan bir ordu. Kimse yeniden yapılanmış Mac'e karşı gelemeyecek. Yeniden düşün, Sayıl. Ajan Fowler, en sonunda karşılaştık. Video oyununun fişini çekmeye geldim. Orduda mıydın? Evet, taktikten. Sen? Kolluk kuvvetlerinden. Belli ki emekli olmuşsun sen. Formdan düşmüş olabilirim ama bunu seninle tartışmayacağım. Prime'ı biraz zaman kazandırmam gerekiyordu. Hayır! Hayır!
Ajan Fowler. Bunlar bizim çocuklar olmalı. Sana merkeze dönmeni öneriyorum Prime. Bundan sonrasını ben hallederim. Optimus'a benzeyen birinin seni hurdaya çıkarmış olduğunu görmek çok tuhaf bir şey. Bunu kolay kolay unutamayacağım. Mac'in liderleri olmadan faaliyetlerini devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını hala bilmiyoruz. Pekala, son durumu şu. Gerekli makinelerle enkazın üstünden geçtik. Ama Silas'ın izine rastlayamadık. Mac bilinen yöntemleri hiç sevmez.